Hemen ilk görüntümüze başlayalım. Öncelikle şu yıldızları bir görelim. Şu yıldızlar gözden kaçmasın. Bir 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 sayalım çünkü taçlar önemli. Taçlar geldiği zaman koruma altına alınıyor. Ve kim ismimi söylerse söylesin umurumda değil. Keyfine varılıyor. Haydi bakalım yıldızları sayalım. Efendim bakalım bugün ne olmuş? Yıldızlarımızı bir görelim. Bugün az yıldız var. Bir isim olarak üçümüz aynı düşünüyoruz. O Zeyno. Yeniyle Zeyno. Urfalı Zeyno. Gelebilirsin Zeyno. Ben bu hafta zengin oldum. Evet, kızları gördünüz, yıldızları gördünüz. Neler söylemek istersiniz? Özlem, Özden. Ben Urfalı Zeynep, Zeyno'nun kıyafetini beğendim. Tanıdık, Zeynep. Tanıdık. Günaydın. Uyanamadın mı sen? Kendine gelemedin mi? Yok, uyandım. Aslında 6'da uyandım da. Zeynep Öztürk'ün elbisesini ben beğendim. O imajı ben severim. O saça takılan aksesuar olsun, tek renk elbise şık olmuş. O günlük 1000 lirayı da bence kesinlikle hak etmiş. Ama Nazlı'nın da kostümü güzeldi. Güzel. Yani bence hoştu. Böyle daha basit ama şık şeyler bence çok günü kurtarıcı kombinler özellikle. Peki. Zeynep'e tebrikler. En çok çeki alanlardan biri diye düşünüyorum. Güzel de giyiniyor, güzel de gidiyor. Evet. Beğeniyorum ben. Yani evet, son dönemde şık giyinen hanımlardan. Hep ama de şıktı. Ama hep aynı şeyleri giydiğini görüyorum ben. Evet, o podyumda belki tarz adına diğerlerinden önde görüyorum onu ama şimdi onun bir butiği var ve o kalıp elbiseler dikiliyor. Hep de aynı şeyleri giydiğini görüyorum. Hani aynı kumaş. Yakışanı biliyor kendi ölçülerine sen göre. Onları olarak giyiyor. Ama... Ben de o tarz giyindiğim için bizim fiziksel özelliklerimiz de biraz Ayşe benziyor. Ayşe Hanım sen ne diyorsun? Zayıf. Ben de tarzını beğeniyorum. Bir de çok ama zayıflamış Zeynep. Çok çok zayıflamış. Evet, çok yapılan şeyler zaten. Kaç? 9 kilo vermiş. Yüzünden falan çok belli oluyor. Ay inanmıyorum. Ben hani... Sen de zayıfladın ama. Hepimiz ben 6 kilo falan verdim totalde. Çok hızlı kilo veriyor ve yemesine rağmen. Kızlara tatlı yollayalım, biraz kilo aldıralım onlara. Ama gerçekten. Bence buradan tatlı söyleyin, o da eşdeğer olur herhalde. Yani çok işte çok elegan, yani ekranda da görüyoruz çok elegan. Yani sık. O yuvarlak küpe, o küçük aksesuarın önünde şey olan tül. Bilmiyorum ben çok bu sezon beğendim. Kızları çok fazla şapka kullanıyor ve çok güzel duruşuyla da stil. Güzel durmuş. Evet ve yani aşırı aksesuar kullanmadan da tek tip elbiseyle de tarz olunabileceğinin bir göstergesi. Peki bir şey soracaktım. Evet, ne soracaktım onu unuttum. Twitter'a bakalım. Twitter'lara bakalım. Evet neler oluyor? TV8. Var mı? Almira sen ne düşünüyorsun? Şimdi aklıma geldi. Şurada mikro düzeyde bir şey yapalım, nabız yoklayalım istiyorum. Mesela... Ne giymelerini istiyorsunuz? Neyi tercih ediyorsunuz? Neyi merak ediyorsunuz Sil adına? Mikrofon var mı? Nereye gitmeliler? Onlara da fikir olmuş olur. Bazen hayır yani yarışmacılarımız tabii ki kendi tarzlarıyla geliyorlar ama kendi yorumlarını en azından giyilebilir ve hani giyilemez kostüm boyutunda olan kıyafetler var. Dolayısıyla işte neyi tercih ediyor izleyicimiz acaba? Burada bir... Ufak yani herkesin alabileceği tarzda. Mesela yani, özellikle bunu Nazlı Hamarat yapıyor biraz. Hani özel dikime çok fazla girdiği için hani üzerindekini herkes bulup bir yerden alamaz. Ona da çok önem verilmesi gerekiyor bu podyumda. Mesela ben üzerindekini beğeniyorsam Nazlı Hamarat'ın gidip bir yerden almalıyım. Peki. Tabii. Buyurun hanımefendi. Öykü Hanım günaydın. Hoş geldiniz. Ben oradaki arkadaşla değil de stüdyodaki arkadaşla söylemek istiyorum. Dışarıda kar yağıyor. Çok güzel olmuş ama bugün stüdyoya bence bahar gelmiş. Ben bugün kızlarımızı hepsini çok beğendim. Aynen. Aynen. Teşekkürler. Çok güzel, çok şık olmuş. Sizler de dahil. Teşekkürler. Gerçekten hepsi çok şık, çok güzel.
Yok, bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben bunu çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Peki. Armila. Buyurun. İyi günler, iyi yayınlar Eka Hanım. Hoş bulduk. Gerçekten cıvıl cıvıl kelebek gibi kızlarımız ama biraz sonra iğneleri çıkar arıya dönüşüyorlar. Vay. Hep iğneleri var yani. Ama ama sözünüzü bağla keseyim. Arının iğnesi olmasa bağlı yapamaz. Da, evet, var. Konuştu Özlem Özden. Kıyafet konusunda da yani orada sınır yok bence. Herkes her istediğini giyebilir. Çünkü dışarıda bir yere gitseler hani oraya göre giyinmeleri gerekir ama orada kendilerini göstermek istiyorlar. Yani açık veya kapalı, uzun, kısa yani her şey giyebilirler. Yakışıyor da hepsine de. Yalnız Zeynep'le böyle bir Tuğba ikinci bakışları falan belki. Sanki onun mu taklit ediyor, benziyor mu? Galiba bilemedim. Yakın arkadaşlar diye biliyorum ben sosyal, evet. Sosyal medyada. Zeynep'le Tuğba ikinci yakın arkadaşlar öyle, diye fotoğraflarını görmüştüm. Ama Tuğba çünkü, hani, Zeynep daha güzel. Kesinlikle çok daha şimdi güzel. Bak. Ama bir polemik kaynağı. Tam bir polemik. Ama şimdi ister istemez gazı ver Coşku'ya Ayşegül. Aa, hiç alakası yok. Yani bana göre i̇ster Zeynep istemez, benzeme konusuna kapıyordur. Göz önüne getiriyorum. Ben bile Özlem'in bazen laflarını kendimi kullanıyor buluyorum. Ya çünkü çok birlikte vakit geçiriyoruz demek ondan. Demek arkadaş olduk havasını kapmış görüyor musun? Bir tane kaşlar alınmayan isim aklıma gelmiyor. O da sanki Beren Saat. Nazlı'ya benzetiyorlar. Çalışıyor şimdi ismini evet. Hatırlayalım. Şey, güzel kadınlar güzel kadınları evet, benzetiyor. Öyle bir havalar var yani. Bakalım göreceğiz hep beraber. Peki. Evet Ayşenur var mı kıyafetlerle ilgili? Kızların podyum performansları ile ilgili yorumu. Nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'nin yani, en tarz kadın olarak. Hepsi kendine göre. Giyiniyorlar. İddia. Ama şöyle bir şey var. Ayşenur'un güzel bir fiziği var ve bence de tarz yani. Sen orada şey nükleyi yapıyorsun ama Ayşegül Hanım. Şık giyiniyorlar ama ben bir marjinallik, böyle değişik, akılda kalıcı hiçbir şey görmüyorum. Şu an bu sezondaki hiçbir yarışmacının giydiği bir kıyafet benim aklımda kalmadı. Nazlı da dahil. Gerçekten kalmadı şu an. Öyle Nur Yerlitaş'ın dediği gibi bir tarzı ama, yok yani. Ama şunu da unutmayalım. Biz böyle bir programa, böyle jüriler olan değerli insanların olduğu bir yere finalist bile olmak bence bir yerlere gelmiş olmalı. Yani bir level atlamışız biz. Aklında kalmadı belki ama başarılarından dolayı gelmişler. Çünkü binlerce başvuru yapıldı birinci sezondan sonra. Doğru mu? Doğru. Akılda kalıcı vardı ayrıca. Zeynep güzel giyiniyor, Nazlı güzel giyiniyor aklıma geldi. Peki, evet, zaman Özden zaman de güzel giyiniyor. Özden siyah, güzel giyiniyor. Siyah giymesine rağmen ben siyahı çok sevdiğim için. Nihal en çok siyah giyiniyor. Yok, Özden daha çok siyah kullanıyor ve bence güzel. Mesela fiziği de gayet iyi bir şey olduğu için şimdi bir genel sorulan bir soru var. Tarzınıza en yakın bulduğunuz kişiler kimler mesela? Ben Nazlı ile Zeynep giyinebileceği tarz yani onların hemen hemen her giydiği kıyafeti giyebilirim ben. Beğenerek. Peki. Tarzlarımız benziyor. Benim mi? Özellik olarak da benziyor benim. ben Özden'in tarzını seviyordum. Hı hı. Başka benim tarzıma yakın Özden vardı. Nazlı? Nazlı da evet ama Nazlı yok ya benim tarzıma çok yakın değil Nazlı. Ne açıdan değil? Arada evet benziyordu ama bazen çok şey kullanıyor Nazlı, bustiyer kullanıyor. Hmm. Ben mesela çok kullanmam, çok giymiyorum.